Kıymetini bilir, biliyoruz bence. Ne maskesi bu? Kil maskesi. Ahmet, Ebru Nur, teşekkür ederim. Bebeğim aktif ol, 4.7 olalım. Bugün oluruz muhtemelen zaten. TikTok Unicorn, teşekkürler. Hey, ben Damla, İlkan Merve. Özgür, neden hoş geldin? Teşekkür ederim yanakla biricik için. Bana evrandan atıyorsun sevdiğim için galiba. Sarman Gayrimenkul, teşekkürler. Salih, teşekkürler. Günaydın Özgür. Valla ben bugün bayağı geç uyandım ya. Saçlarım sürekli önüme geliyor ıslanacak diye korkuyorum. Seni 2 milyondan beri tanıyorum demiş. Bu harika. Hey, ben Damla ve Sermam Gayrimenkul. Teşekkür ederim. Burnun acıyor mu? Evet, acıyor. Hala acıyor. Nasıl vurmuşsam yani. Hala acıyor. Sarma gelmeyin. Teşekkürler. Arkadaşlar, soru cevap videosu çekmek istiyorum YouTube'a. Sizce çekeyim mi? Bayağıdır çekmiyoruz. En sevdiğim içerik soru cevaptır. Sarman gayrimenkul, teşekkürler. Eleştirileri vesaire de çekmek istiyorum mesela. Bir şey mi eleştirmişler ya, onları da çekmek istiyorum. Açıklamak için. Borsa Diyarı ve Black Sea, teşekkürler. Gülüşün çok güzel, kaybetme sakın demiş Birsel. Birbirimizi ne kadar tanıyoruz da çek demiş. Musa ve Borsa Diyar, teşekkürler. Ne oha, birisi oha yazdı. Tuğçe Cemre, teşekkürler Edik için. Teşekkür ederim. Yusuf'la güven testi çek demiş birisi. Evet, bugün çekeyim. Hatta makyaj yaptıktan sonra çekeyim. Güzel fikir. Güven testi çekeyim. Akşamları hep birlikte eğlenceli yayınlar açın. Bir şey söyleyeyim mi? Akşamları mesela yemek yiyoruz ya. Yemekten sonra hiç kimsenin canlının açası gelmiyor. Gerçekten. Semih hariç. Semih saymıyorum. Semih farklı. Semih her zaman açar. Borsa Diyar, teşekkürler. Aa, bir sürü şeker atmışsın Borsa Diyar. Çok teşekkür ederim. Umut, teşekkür ederim. Sen de şeker atıyorsun. Şeker atıyorsun. Ben Damla'nız, teşekkürler. Bu şey mi, bayram şekeri mi acaba? Bekir, 1903, teşekkürler. Aa, 1903 Beşiktaş. Ben de Beşiktaşlıyım. Hangi takımsınız siz? Takım tutuyor musunuz? Ben Beşiktaşlıyım. Sevgili mi beni daha iyi tanıyor yoksa en yakın arkadaşım mı demiş. Şimdi benim en yakın arkadaşım aslında Doğanay. Ama kızlardan soracak olursanız Sera. Şimdi hangisini çekeceğim? Hiçbirinizden taktik almadım. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Aa, Beşiktaş'ta gördüm. Galatasaray. Esma, teşekkürler. Özcem editlerini beğeniyorsun. Ben içinde bulunduğum kavga olmadım. Herkes bunun editleri beğeniyorum. Genel olarak yani. Kim ne yaparsanız yapın. Hepsini beğeniyorum. Kavga ettiysen beğenmiyorum ki kaos olmasın diye. O yüzden kavga ettiklerimle edit yapmazsanız her şey daha kolay ve güzel olur. Şimdi bu maskenin fırçasını da
Lavaboya koyayım. Bunu yıkarım. Galatasaray. Sera buradayken Sera'yla çek. Ne zaman gideceğiz acaba? Hala gitmedik bak. Ne zaman gideceğimizi bilmiyorum. Ben bugün YouTube mu çeksem acaba ya da soru cevap mı çeksem diyeceğim de soru cevabı ben evde de çekerim. Burada çekebileceğim güzel bir çek düşünmeliyim acilen. Zoom şifresi mi? Ne demiş? Ben Zoom açmıyorum ki. Zoom bir iki defa açtım, onda da tartışma falan oldu yani. Ben yok ben giremedim, yok şu giremedi, yok o giremedi. Mesela o yüzden açmıyorum Zoom. Zaten böyle olacağını tahmin ediyordum ben en başından. Yüzünü kurula demiş. Acaba balkonda yapsam gözlerim kısılmaktan ölür mü? Bir saniye, bir saniye. Evet, hiçbir şey yapmamışım. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Abla annemle babam boşanıyor. Çok mutsuzum diyor. Benim de annemle babam boşanma arifesine gelmişti birkaç defa. Ben de çok üzülmüştüm. Ama onlar için ne iyiyse bence onu istemelisin. Burada aynı diyor ki işte bir şey yok. Ben nasıl makyaj yapacağım? Buradan bakarak çok güzel olur. O zaman buradaki anneye bakayım. İşte burada da bir anne var. Tamamen terse dönersen de ters çık olur. Sera seni uyuyor sanıyor. Çaktırmayın. Uyuyor mu sanıyor? Benim bu saatte nasıl uyuyabilirim? Dila teşekkürler. Abla çok tatlısın. Şekerim benim. Kaç kilosun? Valla ben artık bir tartı bulmak isterim. Artık bir tartı bulmak isterim. Çünkü tartılmak istiyorum. Hocalarım çıktı ya. Keşke birisi bana hoca söyleseydim. Özgür ya. Tamamen beyazlatma kalıcı olarak. Yıkıyorsun sonra yine normal ten rengine dönüyorsun. Bu böyle bir beyazlatıcı krem. Korelilerin kullandığı bir şey. Özgür Nedas teşekkürler yanaklı öpücük için. Eda. Eda ve Eda'nın yanaklı öpücükleri. Biz sana hoca süreriz demek. Ya keşke benle arkadaş olsanız. Bir sürü arkadaşım olsun isterdim. Sera'ya söylediler uyumadığını demişler. Ama ben size söylemeyin dedim. Hemen gidip söylüyorsunuz. Saçlarını yap. Ama ben saçlarımı yapmıştım. Bu yapılmış haliydi. Kalbimi kırdım. Taşki getir. Taşki getiremeyebilirim. Tavşan ve kediyi buraya sokmamıza izin vermediler arkadaşlar bile. O yüzden burada değiller. Sarıya dön demiş. Sarıyı ben de çok özlüyorum. Kirpik rahatsız ediyor. Hayır.
Çünkü Serap abla yaptı. Serap abla çok güzel kebapler yapar. Mustis kebap. Hoş geldin. Hoş geldin. Seni biliyorum. Mustis kebap. Hoş geldin. Benim babam da kebapçı biliyor musun? Bir tane daha konfeti attı. 3 konfeti attın bana. Teşekkür ederim. Saçların yanmışım bana mı öyle geliyor demiş. Sana öyle geliyor. 4. konfeti. Eylül Akdemir teşekkürler. Özgür bugün 1. yılımız. Saç rengin seni yaşından büyük gösteriyor demiş. Açıkçası aklımda bir fikir var ama ben şimdi İstanbul'a dönmeden bunu burada söylersem ya birisi gidip yaptırırsa. Şimdi herkes bunu ekran kaydına alsın, tamam mı? Bugünün tarihi 23 Nisan. Söylüyorum. Mustis kebap çok teşekkürler Ecik'ciğim. Söylüyorum, aldınız mı ekran kaydına? Bir tane daha Ecik attı, çok teşekkür ederim. Alıyorsunuzdur. Bugünün tarihi 23 Nisan. Şu anda Antalya'dayım ve yaptıramıyorum. Ama İstanbul'a döndüğümde saçlarımın yarısını yakışan renkleri yapacağım. Yani sarı, kırmızı, mor, mavi, yeşil vesaire. Böyle yan yana gökkuşağı renkleri yapacağım saçlarımın ortasına. Nasıl olacak biliyor musunuz? Şöyle ayıracağım ortadan. Mesela şurası sarı, mesela şurası turuncu, pembe, kırmızı, mor, mavi, yeşil falan olacak böyle. Böyle bir şey yapmak istiyorum. Bunu şimdiden söylüyorum. Bugün 23 Nisan. Bunu eğer ben söyledikten sonra birisi yaparsa ağzına edeceğim. Çünkü daha önce deniz kızı mevzusunu yapmıştım. Söylemiştim arkadaşlar yapacağım şunu. Kesinlikle yapacağım vesaire. Sonrasında yaptıktan sonra salak salak şeyler söylendi bana. Copycat akımını ben çıkardım. Ben söyledim birisine. Ve çok da cuk oturmuştu. Herkes de bunu kabullenmişti. Herkes de benim yanımdaydı. Hayır yazmayın. Hayır yaptıracağım gerçekten. Ve bence çok güzel olacak. Şimdiden söylüyorum. Sonradan söylemedin. Yok Özgür... Yaptırdı bir kişiden sonra sizi boğarım bak. Bunu bayağıdır düşünüyorum. Yaptıracağım arkadaşlar, çok güzel olur. Çok güzel olur. Neden yapma diyorsunuz? Neden? Neden? Mesela şurası sarı, turuncu. Mesela bu taraftan, üstten baktığın zaman saçların gri olacak yine. Ama alt kısmı, mesela buradan baktığımızda sarı, turuncu, kırmızı, pembe, mavi, mor. Her renk buradan olacak, akacak böyle. Çok güzel. Müthiş olur. Bence de müthiş olur arkadaşlar. Niye yapma diyorsunuz? Neden? Neden? Dediğim gibi şimdiden söyledim. Birisi ben İstanbul'a dönene kadar yaptırırsa ağzına fıçık. Arkadaşlar şu fıdıkımı ısıtıp oy. Geliyorum. Geliyorum. Saçına yazık olacak. Hayır olmaz. Şarjım bitiyormuş, niye söylemediniz? Şarjımızın bittiğini kimse bana söylemedi. Kimse de demiyor ki şarjım bitiyor Özgür. Şarjım bitiyor. Özgür neden? Teşekkürler yanaklı öpücük için. Biz nereden bilelim? Şaka yapıyorum zaten. Sünger şimdi koyalım vicdanını hak ettiysen eyvallah. Biz nereden bilek, çok haklısınız.
Ne? Birisi ne yazmış? Renkler karışır gibi bir şey yazmış sanırsam. Birisi hızlıca geçti, göremedim. Saçını ne yapacaksın? Tekrardan söylüyorum. Bugün 23 Nisan tarih. Saçlarımın ortasını ayıracağım. Üst kısmı yine gri olacak. Gri, mor vesaire. Ve o tonlarda bir renk olacak. Alt kısmı da sırayla sarı, turuncu, pembe, kırmızı, mor, işte mavi, yeşil. Böyle gökkuşağı renkleri olacak alt kısmı. Bunu yaptıracağım. Mesela şu şekilde durduğum zaman yine saçlarım bu renk gözükecek. Ama şöyle yaptığım zaman şuralarda renk daha gözükecek, anladınız mı? Umarım yıkadığımda karışmaz. Yıkadığımda bütün renkler karışırsa ne yaparım acaba? Belki de her stopu farklı farklı yıkamam gerekir. Bilmiyorum, neyse, ama bunu yaptıracağım. Vlog çek. Evet, bunu çekerim. Bunu çekmek güzel. Saçlarının doğal rengi ne? Doğal rengim mor. Hiçbirinizden taktik almadım. Apo hocam, teşekkürler Recik için. Şimdi bir şeylerim gözüküyormuş. O yüzden böyle dikkatli dikkatli yapıyoruz. Yine kulaklarım çıktı kocaman yine. Sen neden bu kadar güzelsin? Teşekkürler. Kız soru sormuş. Ben teşekkür ediyorum. Aa, fondöten bitti, sen gözüm bitmemiş. Aa, bir şey geldi. Kaçırdım ama. Kaçırdım lakin. Şarkı çıkartacak mısın? Çıkart demiş. Şarkı çıkarmayı en başından beri isteyen ben. Hala şarkı çıkaramayan yine ben. Elbise giy demiş. Bir tane elbisem var. Şimdi sizinle açık konuşmak olur gerekirse askılarımın gözükmesini istemiyorum içimdeki. Anladınız mı? Mesela elbise giyiyorsunuz, içinizde askınız gözüküyor ya. Bunu gözükmesini istemiyorum. Ama lakin şeffaf şeylerim kayboldu. Bulamıyorum. O yüzden o elbiseyi nasıl giyeceğim? Giyersem askım gözükür. Ve çirkin gözükür. Hatırlarsanız ödül töreninde mesela yine o şeffaf şeysim olmadığı için herkes laf söylemişti bana. Şimdi bu elbiseyi giyersem yine askıyla yine laf söyleyecekler. Çünkü zaten linçlemeye yer arıyorlar beni. Elbise bile giyemiyorum. Bir şey olmaz demiş. Meriç yayında benim konuşuyor. Pick me. Pick me'nin anlamı arkadaşlar. Ya bana ne ya? Neyse desinler bana ne. Demekten yoruldum. Pick me diyorsunuz. Ne diyorsunuz? İstediğiniz deyin. Geber mi diyorsunuz? Mal mı diyorsunuz? Salak mı diyorsunuz? Kötü laf sahibine aittir, tamam mı? Ben pick me falan değilim. Bu arada pick me'nin kelime anlamını bilmeyen insanlar hayatlarında duydukları ilk İngilizce kelime sanki pick me'ymiş gibi sürekli aynı şeyi söylüyor. Aptal gibi. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Cahilliğinize veriyorum. Sadece. Nefes alıyorum pik mi diyor yani. Üzerine siyah tişört giy bence demiş. Siyah tişörtüm makinede şu an. Abla sana bence çok yakışır renkli saç demiş. Benim için çok güzel olabilir yani, değişiklik olabilir. Hiç böyle gökkuşağı renkli bir saçım olmamıştı ve kimse de yok. O yüzden kimse yaptırmadığı için heyecanlıyım bu konuda. Alper teşekkürler. Aa, kalbim sıkıştı. Düzenle. Yusuf'la YouTube videosu. Ben Yusuf'a bir ara YouTube'da makyaj yapacaktım. Hala yapacağım. Hala yapacağım. Bir daha vaat vermeyeceğim bu arada. Şu kadar beğeni giyse şunu yapacağım falan diye yapmayacağım bunu. Gerçekten. Çünkü
yapmadım mesela hala, anladınız mı? Bir türlü denk gelemedik. O arada ayrıldık, barıştık, sizin haberiniz yok falan. O yüzden çekememiştik. Erteleyince de tadı kaçıyor gibi hissediyorum. Biz senin arkandayız. Bir kadına... okuyamadım tamamını. Sivilceler için önerin var mı? Yüzüne Dalin kullanırsan sabah akşam veya bak eczanede La Roche-Posay diye bir tane marka var, tamam mı, eczanede. Sorarsan söylerler La Roche-Posay. Böyle bir marka var. Onun yüz temizleme jelleri var. Sabah akşam, mesela sabah uyandığında onunla yıka. Akşam da mesela makyajı yaptıysan makyajını çıkar. Ondan sonra yüzünü bir de La Roche-Posay ile yıka. Gerçekten sivilcen azalacak. Çünkü benim vardı ve o şekilde azalmıştı. Sana eczane şeysi olarak bunu önerebilirim. Ama hayvanlarda deney yapıyor bu arada La Roche-Posay, bilgin olsun. Söyleyeceklerim bu kadar. Fondöten nasıl yüzde pürüzsüz durur? Bilmem, bilirsen bana da söyle falan diyormuşum. Pürüzsüz durmasının sebebi kendi yüzünün düz ve pürüzsüz olmasından kaynaklanır. Fondöten senin yüzünü pürüzsüz yapmak için değildir. Kusurlarını kapatmak içindir. Mesela kızarıklıklarını veya renk eşitsizliğini kapatmak içindir. Yüzünü pürüzsüz yapabilecek olan şeyler cilt bakımlarıdır. İstediğin en güzel fondöteni kullan. Yüzün pütürlüyse, sivilcelerin kabarcıkları olur ya mesela, çıkıntıları varsa yüzün pürüzsüz durmaz. İlk önce cildini tedavi etmelisin. Ondan sonra zaten fondöten yüzüne güzel durur. Abla bugün doğum günüm. İyi ki de aldın o zaman. Renkler karışmıyor ama ne yazdın? Ben de yaptırdım. Hiç de karışmıyor renkler. Ayrı ayrı boyayıp yıkıyorlar. Evet, şimdi bunu ben toprak şeker yaptıracağım muhtemelen. Kaldı ki toprak şeker güzel yapar. Anladınız mı? Kendi kendime yapmayacağım. Toprak şeker bunu özenerek yapar. Yani en ufak bir şey bile çok özenerek yaptığı için ben ona güveniyorum. Ve güzel olacağını düşünüyorum. Zaten hani aksa bile, aktığı zamanda bile hani yine boyatırım. Bir şey olmaz. Ama ben bunu kesinlikle denemek istiyorum. Sera elbise mi giymiş? Ben de mi elbise giysem? Ama benim elbisemde askım gözükür. Saçların çok yıpranıyor, yapma artık. O boyaları sürerken onun içine oksidan karıştırmayacağız. Oksidan saçın açılmasına sebep olan maddedir. Oksijenli su vardır içinde. Ama boyaların içinde yıpratacak pek bir şey olmuyor. Yani tabii ki de kimyasal var içinde ama yine de saçların rengi açılmadığı için o kadar çok yıpranmayacak. Yani saçımı düzleştirmemden daha fazla yıpranmayacak açıkçası. Saçlarını kısalt. Valla bir anda bir fikirle saçlarımı kıpkısa yine kesebilirim. Bana belli olmaz. Yusuf'a neden kötü davranıyorsun demiş. Yusuf'a nerede kötü davranıyorum mesela? Nerede gördün kötü davrandığımı? Ben yani bunu nereden çıkardım? Öğrenmek isterim. Sera'dan askı alsan olmaz mı? Sera'nın öyle bir şeysi yok. İhtiyacım olan şey hiç yok. Doğum günü bugün. Üstüne ceket giy aşkım. Neden? Hava sıcak burada ama. Bir de benimkisi ceket değil. Ceket getirmedim. Onun yerine mont var. Ayıcıklı bir tane mont var ya o. Evlenmeyi düşünüyor musun? Valla bilmiyorum, hayat bu yani. Çok ciddi bir şey. Çünkü neye hayır desem oluyor, o yüzden
Bir şey söylemek istemiyorum. Asla yapmam, kesin yaparım dediğim şeyler olmuyor yani. O yüzden bir şey demek istemiyorum. Geleceği göremem. Yusuf'un gömlekleriyle kombi yap demiş. Kullandığım beyazlatıcı kremle. Kullandığım beyazlatıcı krem, yurt dışından aldığım bir krem. Kolik ismi. Kırmızı rujsür. Kırmızı rujum yok burada. Kahverengi tonlarında bir tane rujum var. Birazcık kestir saçını, çok uzun yazmış. Bir de bunu koymuş. Ben bu emojiyi çok seviyorum. Yusuf'la dışarıdan bakıldığında çok iyi anlaşıyorsunuz. Sizin kavga ettiğinize inanamıyorum demiş. Zaten bir anda oluyor, biz de anlamıyoruz. Gözlerin çok güzel. Teşekkürler. Abla hala tatilde misin? Freedom, teşekkürler şeker için. Evet, hala tatildeyiz ama nereye gideceğimizi, nerede kalacağımızı bilmiyorum. Şu anda da mı Yusuf'la kavga ettiniz? Hayır. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Aşkım sana bu saç çok yakışıyor demiş. Teşekkürler. Şimdi sen şey ne yapayım başka? Düş yakamdan. Olamam seninle rahat. Ömür böyle mi geçer? Esma oğlum psikopat. Düş yakamdan. Pantolon yeni mi? Hayır, yeni değil. Bu pantolonu ben ne zaman almıştım? Bir senesi var bu pantolonun sanırsam. Var mı? 6 ay falan var diye düşünüyorum. Evet, 6 aylık falan bu pantolon. Eskisi kadar kavga ediyor musunuz? Yusuf'la eskiden çok kavga ederdik. Şu anda da ediyoruz ama o kadar fazla değil. Yani aynı evde yaşayınca kavga etsek bile uzun sürmüyor barışmamız. Çünkü Yusuf sinirleniyor. Bir anda çok sinirleniyor. Ben sakin kalıyorum. Mesela 15 dakika sakin kalıyorum. Benim de bir sürem var. Apocan teşekkürler verdik için. Yusuf mesela bir şey bir anda sinirleniyor. Bir anda patlıyor. Söyleyeceği, yapacağı her şey ne varsa her şeyi söylüyor, yapıyor. O an onun siniri geçiyor. Ama benim geçmiyor. Çünkü ben o sinirliyken sakin kalıyorum. Mesela sessizce durmaya çalışıyorum. Ve ona susmasını söylüyorum. Çünkü ben belli süre sonra sinir krizi geçiriyorum. Eğer susmazsa sinir krizi geçiyorum ve ben bu sefer sinirleniyorum ve uzun süre benim sinirim geçmiyor. Böyle. Ama aynı evde olunca mecburen barışıyoruz mu? Bir şey oluyor yani. Barışıyoruz gene. Yufusların yanındayım. Arkadaşlar makyaj yapıyorum. Yufusun boyu kaç? Bilgim yok. Sanırsam 5-10 santim falan uzun olduğunu düşünüyorum. Yok, 10 santim 10 santim falan uzun bence benden. Saçlarını eli düzleştirme. Hiç kavga etmeyin. Teşekkürler. Bu emojiyi sevdiğimi söyleyince her şeyin sonuna bunu koyuyorum. Ama çok güzel değil mi? Bir 70 falan demiş. Bilmiyorum. Olabilir. Bir 78. Bilmiyorum. Sorarız. Onu bir açarım. Seni bir açmalıyım Yusuf. Ölçüp biçeceğim seni. Pinterest hesabın ne? Arkadaşlar Pinterest'te kendi fotoğraf paylaşmıyorum. Başkalarının fotolarına bakıyorum. İlham almak için Pinterest'i kullanıyorum. Mesela pozlar vesaireler sanki çok fotoğraf çekiniyorum da. İşte pozlar falan veya dövme modelleri vesaire. Hani orası daha orijinal bir yermiş gibi geliyor bana. Bu kadar söyleyeceklerim. Estetik yaptırdın mı? Estetik yaptırdın mı demiş, sonra bunu koymuş. Apocan teşekkürler Asa için. Varol Shout. Teşekkürler gözlük için. Teşekkür ederim. Abla fark et lütfen. Yapmayın, çıldıracağım artık.
Tavşik'i buldunuz mu? En son yayında kaybolmuştu. Tavşik kaybolmamış. Tavşik Semih odasına gitmiş. Ben hatırlıyorsanız ilk defa kazandığım için burası kaşınıyor, o yüzden böyle yapıyorum. İlk defa canlı yayında kazandığım için heyecanla Seren'in yanına indim koşarak. Kapıyı açık bırakmışım. Tavşan çıkmış, gitmiş Semih'in odasına. Sonra odaya muhtemelen birisi girip çıktı. Kapıyı da kapatınca hayvan odada kaldı. Öyle bulundu yani. Azerbaycan'a gel. Yufus abiyle çok yakışıyorsunuz. Yufus değil Yufus. Sen doğrusunu yazsan da ben bildiğim gibi okuyacağım. Zoom aç. Kaynaklarım düşmüş, çok kötü gözüküyor. Olsun be kardeş. Olur öyle. Diş yakan ben olamam seninle rahat. Ömür böyle mi geçer? Resmen olduk psikopat. Diş yakan ben. Of, burada da istediğim gibi konuşamamaya başladım Akio. Herkes ekran görüntümü alıp paylaşıp izleyecek yer arıyor. Iy, bu ne kadar içici konuşuyor. Iy, ne kadar tweet oluyorum. Abi izleme o zaman. Niye izliyorsun ki, değil mi? Haksız mıyım arkadaşlar? İstediğim gibi davranıyorum diye beni paylaşıp duruyorlar. Çıldırıcıyım. Güven testini unutma. Tamam. Yusuf abiyle YouTube çek. Tamam. Ailene yeni katıldım. Tamam. Çok güzelsin. Tamam. En güzel anını anlat. Tamam. En güzel anım ne? En güzel anım... En güzel anım... En güzel anım... Üniversiteyi kazandığım anım. Çok güzeldi. Kazanmıştım. Gerçekten bir şeyleri başardığımı hissetmiştim. En güzel anım o. Üniversiteyi kazandığım zaman. Duş sür. Tamam. Kazandın da ne oldu demiş. Kazandım da ne oldu? Seri atlayacaktı. Beraber atladık. Ne? Bizi seviyor musun? Tavşanını göster. Tavşanımı gösteremem. Çünkü dediğim gibi mesela burası buradaki villaya tavşanlarımızı ve kedilerimizi kabul etmedikleri için onları başka bir yerde bıraktık. Burada gösteremeyebilirim. Elbiseyi göster. Tamam. Düşecektim lan. Arkamda bavul varmış. Elbisem bu. Bir tane taçlı videom vardı ya, orada giymiştim. Kurban olurum sana. Tamam. Hop ya. Alışkanlık oldum. Bu ruju yemek isterim. Melis yukarıdan bana mesaj attı. Acaba ne diyor? Melis bana yukarıdan bir şeyler yazıyor şu anda. Ben canlı yayında olduğum için okuyamıyorum. Yusuf senin o kıyafette kıskanmış da. Gözümde canları koskoca mağaz yazmış birisi. Evet. Oy. Oy. Lan ne kadar şaşırdım. Gurbetçi Viyana. Teşekkürler bebeğim. Rujunun markası ne? Rujumun markası ne biliyor musun? Lan rujun markası ne lan? Rujun markası yok. Rujumun markası yok. Kalırsın sen şimdi. Rujumun markası yok.
Sadece kalır senin için yazıyor. Bir de sayı yazıyor. Birisi canlı yayınımı paylaşıyor sürekli. Bu sayı chat'i doldurdu. Evet. Baksanıza bir tane saçım intihar etti. Oy. Abla ne yapıyorsun ya? İyiyim sen. 23 Nisan kutlu olsun hepimizin. İçinde çocuk olan herkesin Çocuklar Bayramı kutlu olsun. Ben başka ne yapacaktım? Kaş bantları takayım da bant yapıştırayım. Eyeliner çekeyim. Yufus nerede? Bilmiyorum. Nereye gidiyorsunuz hiçbir yere? Harbiden biz niye hiçbir yere gitmiyoruz? Koskoca Antalya. Villaya tıkıldık kaldık. Habire yayın açıp duruyoruz aptal gibi. Niye gidip bir yerleri gezmiyoruz mesela? Çünkü desenize, desenize arkadaşlar. Sokağa çıkma yasağı var aptal. Nasıl gezeceksin desenize. 80 bir yılda sokağa çıkma yasağı var. Nasıl gezebiliriz? Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel giysileri. Hep birlikte akşam olsun uzaklar. Üzmeyelim bugün annemizi. Bugün bayram. Nerede o eski bayramlar? Harbiden nerede o eski bayramlar ya? Düşünsenize 23 Nisan'da evde tıkılıp kalabileceğinizi kim söylerdi ki bu zamana kadar size? Yıllar önce söyleseydi biri. İnanır mıydınız? 23 Nisan'da güzel gösteriler yapardık. Etkinlikler olurdu. Mamalar olurdu bir sürü. Ben de geldim. Anneler bir sürü poğaça moğaça yapardı. Evet, çocuklar yesin diye. Gerçekten özlediğimi hissediyorum. Meriç de Duygu'ya güvenme demiş. Meriç Antalya'ya geliyorum. Tamam anladım, Meriç ve Duygu barışmışlar. Evet. Zaten barışmamışlar mıydı geçen canlı yayında? Anlamadım ki. Neyse beni alakadar eden bir durum değil. Herkesin kendi hayatı. Sonuçta ben de Seray'la tartışmıştım ve Seray'la tekrardan barıştım. Arkadaşlar barışıp tekrardan küsebilirler veya küsüp barışabilirler. Olur böyle şeyler. Ama beni karıştırmayın yeterli yani. Allah beni işlerinize karıştırmayın. Antalya'da olup sizin yanınıza gelememek demiş. Oy. Cemrem benim. Bana gül atıyor. Ama bir fotoğrafını ben varım. Özcan'cı mısın? Mia Güler, teşekkürler. Aa Mia hoş geldin. Teşekkürler gözük için. Tatildesin, tatilin tadını çıkarsa da. Valla ben kaç gündür diyorum ki havuza girelim, kimse girmiyor benimle. Tek başıma da girmek istemiyorum aptal gibi. Üşürsem beni kim kurtaracak? Mani teşekkür ederim yanakla öpücük için. Çok teşekkürler, hoş geldin.
İngizem yanına gidecek misiniz? İngizem bizi çağırdı mıydı? Mani teşekkürler. Hadi elbise giy demiş. Arkadaşlar elbise giyemem çünkü askım gözükür içindeki. Anladınız mı? Saçlarını sarı yap ve bir tık kestir. Eski uzun makarna ol demiş. Ben eskiye dönersem herkes deliye döner diyormuşum. Farpetim aşağıda kalmış ya. Semih'e kışkırtma çekerken aşağıda kalmış ya. Of. Hangi parfümü kullanıyorsun? Valla bir tane abla bana vermişti. Hatırlıyor musunuz Adana'dayken? Mayın teşekkür ederim Ayıcık için. Bir tane ablam vardı Özlem diye. Hatta Barbie gibiydi. Büyük bir kadın. Bana bir parfüm hediye etmişti. Onu kullanıyorum. Ama şu an burada yok. Pahalı bir parfüm. Ama ben almadım. Onu kullanıyorum. Havuzda azıcık da gelir demiş. Çekme yazmışlar. Çekeyim eyeliner. Niye kimse benim eyeliner çekmeni istemiyor? Sera, Yusuf falan. Sen de, siz de. Tişörtü giyme demiş. Çıkarayım yani tişörtümü. Yani ne yani tişörtümü çıkarayım? Arkadaşlar ince çekeceğim. Deyip. Bakın incelik çekince bir şey olmuyor. Gördünüz mü? Allah kızına çıkarma demiş. Tamam bak çıkarmadım. Ama bundan hiç emin değilim şimdi. İki gözü eşit yapamıyorum. Sorun burada. Yoksa ben güzel bir eyeliner çekici birisiyim. Bak çektim işte. İncecik. İncecik değil ama minik çektim. Tam birazcık daha büyütebilirim. Azıcık daha bittim. Bir şey olmadı. Buraya da biteyim o zaman. Hop. Bir tane daha kuyruk çıktı yandan. Neyse azıcık kalınlaştırdım. Düzelteyim. Hop. Hop bir tane daha kuyruk çıktı. Nasıl ya? Neyse arkadaşlar. O zaman far süreyim. Aşağı inip. Sonra bir de beyaz eyeliner geçeyim. Çünkü bilirsiniz siyah eyeliner o kadar düzgün çekerim ki beyaz eyeliner'a geçer sıra. Hatta beyaz eyeliner'ı burada çekeyim. Bakın şimdi her şey nasıl mahvolacak. İzleyin herkes izlesin şimdi. Far sürme. Hayır süreceğim. Aynı değil demiş. Sen bir eyeliner çekebildin mi dua et. İyi ki tanıdım dediğim 3 kişi demiş. Arkadaşlar bir saniye şu an çok önemli bir şey yapıyorum. Ana oldu bakın. Olmadı. Olsun. Tamam. Kime süslenin sen de? Dünyada en iyi yaptığım şeyi yapıyorum. Kime mi süsleniyorum? Bir tane sevgilim var Tarşan'a benzeyen. Ona. Tarşan'a benzemiyor musun Yusuf? Tarşan kostümün bile var. Tarşan'a benzeyen dedim ben Tarşan mıyım dedi. Of ağlayacağım ne güzel incecik çekmiştin. ÖBFC'yi nasıl sinir krizine sokuyorum. Of ya mahvettim. Olur öyle. Evet mahvoldu şu an. Olsun. Ben de böyleyim. Harbiden mahvoldu ya. Neyse. Bakın şuradaki siyahla buradaki beyazın arasına pembe süreceğim. Buradaki beyazla siyahın arasına. Elbise giy. Hayır. Çünkü stüdyo askım gözükür. Arkadaşlar canlarını kapatıyorum. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Cidden öyle bir sinirlendiriyorsun ki yazmış. Birisi gerçekten çok sinirlenmiş. Seni yerim.
E hiç dediklerimizi yapmıyorsun ki. Ama siz de benim sevdiklerimi beğenmiyorsunuz. Ben genel olarak herkesin dediğini dinlerim. Ama kendi bildiğimi yaparım. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Bye bye.